Evet, y eşittir x küp artı 3x kare artı x artı 3 polinomunu sıfır yapan değerleri bularak hangi grafiğin bu polinoma ait olduğunu belirtmemizi istemişler. Bu soruyu çözmenin birkaç yolu var. Bunlardan biri, verilen grafiklerdeki fonksiyonları sıfır yapan x değerini bulup, bu x değerini bize verilen polinoma koyup sonucun sıfır olup olmayacağına bakmak. Mesela a grafiğine bakarsak, a grafiğindeki fonksiyon bu noktada 0'a eşit. Bu noktada verilen x değerlerine baktığımda bu noktanın eksi 3 olduğunu düşünüyorum. Evet, öyle olmalı. Bu eksi 3'e 0 noktası. Şimdi de burada x'in yerine eksi 3 koyduğumuzda bakalım y 0 eşit olacak mı? Eksi 3 üzeri 3 artı 3 çarpı eksi 3 üzeri 2 artı eksi 3 artı 3. Burası eksi 27 eder. Burası artı 27. Sonra da eksi 3 artı 3. Bu ikisi birbirini götürür ve aynı şekilde bu ikisi de birbirini götürdü ve böylece 0 elde ettik. Evet, A grafiği bize verilen polinom fonksiyonunun grafiği olabilir. B grafiğine baktığımızda ise bu noktada, yani eksi 2 noktasında 1'de ve 3'te fonksiyonun 0 olduğunu görürüz. Ve a'nın doğru cevap olduğunu bildiğimiz için de bu noktaların hiçbirinin soruda verilen fonksiyonu 0 yapmayacağını söyleyebiliriz. Yani x'in eksi 2, 1 ve 3 değerleri için bu fonksiyon 0 olmayacak. Aynı durum c için de geçerli. Bakalım. x eşittir 4'te ve x eşittir 7'de bu fonksiyon 0 olmayacak a grafiğine yani bizim fonksiyonumuzun grafiğine baktığımızda bu noktaların hiçbirinde fonksiyonun sıfıra eşit olmadığını açıkça görüyoruz. Bu fonksiyonun, evet bu polinom fonksiyonun 3 tane kökü var. Bu 3 kök gerçek ya da karmaşık olabilir. Karmaşık köklerin çiftler haline geldiğinde biliyoruz. Şimdi bu 3 üç kökün 3'ü de gerçek olabilir. Bu birinci olasılık. Mesela B grafiğindeki fonksiyonun kendisi bizim fonksiyon olmasa da 3 kökü var ya da bir tane karmaşık kök varsa, bunun bir ikincisi de olmalı, çifti de olmalı. O halde bu üç kökün birinin karmaşık olması durumunda, geriye kalan köklerden biri gerçek, diğerleri de karmaşık olur. Unutmayın, karmaşık köklerin sayısı her zaman çifttir. Bu grafikte ise iki tane gerçek kök var. Ve karmaşık köklerin sayısı her zaman çift olacağı için, aradığımız grafik bu olamaz. Neden mi? Eğer toplam 3 tane kök varsa ve bunlardan ikisi gerçekse, geriye bir kök kalır. Ve bu kökün karmaşık olması gerekir. Ama karmaşık köklerin sayısı tek olamayacağı için bu grafik bizim fonksiyonumuzu temsil edemez. Bu soruyla ilgili bir de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Diyelim ki bu grafikler verilmemiş ve birisi sizden bu polinomun köklerini istemiş olsun. Bu durumda bu polinomu çarpanlarına ayırmayı deneyebilirsiniz. Hatta gelin hemen deneyelim y eşittir x küp artı 3x kare artı x artı 3. Evet, işimize aynı gördüğümüz terimleri gruplayarak başlayalım. Mesela bu ilk iki terimin ortak çarpanı x kare. x kareyi dışarı alırsak, x kare parantez içinde x artı 3 elde ederiz. Ve ne güzel tesadüf, bakın burada da bir x artı 3 var. Bu x artı 3'ü de daha anlaşılır olsun diye, 1, parantez içinde x artı 3 olarak yazalım. Evet, şimdi de x artı 3 parantezine alalım. Sonuç, x artı 3 çarpı x kare artı 1. Bu, y'ye eşit. Bu ifadeyi sıfır yapacak olan x değerlerini bulmak için, bu parantezleri sıfır yapacak x'leri bulmamız gerekiyor x artı 3'ü 0 yapacak x nedir? İki taraftan da 3 çıkarırsak, x eksi 3 olarak buluruz. Peki, x kare artı 1 ne zaman 0'a eşittir? x kare eksi 1'e eşit olduğu zaman. Ama x kareye eksi 1'e eşitleyen gerçek bir x değeri yoktur. O halde bu durumu sağlayacak olan x, imajiner ya da daha genel konuşacak olursak, karmaşık bir sayı olur. Buradan bir çift karmaşık kök, buradan da bir tane gerçek kök bulunur ve bu gerçek kök de eksi 3'tür.